Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte MSI'ın tasarımcılar için piyasaya sürdüğü Creator serisine ait Z17HX Studio A13 VGT model dizüstü bilgisayarı inceleyeceğiz. Dilerseniz önce cihazın özellikleriyle başlayalım. Zira bu 17 inç boyutunda bir bilgisayar ve 165 Hz tazeleme hızına sahip IPS bir panele geliyor. Fakat cihazı önceki modellerden ayıran özelliklerden bir tanesi aynı zamanda dokunmatik desteğine de sahip olması, 10 parmak multi-touch dediğimiz yani çoklu dokunmatik desteği sunuyor. Panelin IPS türünde olması bize geniş bir görüş açısı sunuyor. 170 derece görüş açısına sahip ve açı değiştiği zaman da parlaklık azalmıyor. 2560x1600 çözünürlük var elimizde ve panelin renk değerlerinin gayet iyi olduğunu belirtmemde fayda var. Tabii ki iyi kelimesi öznel bir yaklaşım. Bu bağlamda bunu test etmemiz gerekiyor. Yaptığımız testlerde %100 sRGB, %87.9 Adobe RGB ve %98.9 DCI-P3 renk gamutu elde ettik ki bu gerçekten çok iyi bir değer. MSI'nin söylediği parlaklık değeri 300 kandele metrekare fakat biz testlerimizde 445 kandele metrekareyi de gördük. Yani panelin parlak olduğunu özellikle belirtmemizde fayda var. Yine bir kontrast oranına sahip bu panelin kenarında ince çerçeveler olduğunu görebiliyoruz. Buna ek olarak MSI Pen desteği de mevcut. Yani dokunmatik özelliğini sadece parmaklarınızla değil aynı zamanda MSI'nin kendi kalemiyle de kullanabiliyorsunuz. Panelin üstüne baktığımızda 1080p 30 fps webcam'i görüyoruz. Webcam'in düşük şık performansı muhteşem değil, yani bu konuda bir iyileştirme yapılmadığını belirtmemize fayda var. Webcam'in yanında da ardışık mikrofonlar mevcut. MSI'nin bilgisayarı özellikle tasarımıyla dikkat çekiyor. Alüminyum bir kasa var elimizde ve gri renge sahip. Boyutlara baktığımızda 382 mm eninde, 260 mm boyunda ve 19 mm kalınlığında olduğunu görüyoruz. MSI'nin belirttiği ağırlık değeri ise 2490 gram. Biz de ölçümlerimizi 2598 gram elde ettik. Yani 2.6 kilogramlık bir cihaz olduğunu belirtelim. Cihazın tabi bir de adaptörü var. Adaptörün ağırlığını ölçüşümüzde de 1060 gram yani 1 kilo elde ettik. Bu da toplamda taşımanız gereken miktarın 3.6 kilo olduğunu belirtiyor. Yine adaptörün 280 wattlık olduğunu da ekleyelim. Cihazda 4 adet 2 wattlık hoparlör yer alıyor ve ses kalitesini beğendiğimizi belirtmemizde özellikle fayda var. Klavyeye geçtiğimizde MSI'nin SteelSeries ortaklığına devam ettiğini görüyoruz. Burada her tuşun kendine ait RGB aydınlatması mevcut. Klavyenin altında da 130 mm genişliğinde ve 83 mm derinliğinde touchpad'i görüyoruz. Touchpad'in kaygan, rahat bir kullanımı olduğunu belirtelim. Eliniz terlese dahi kullanabiliyorsunuz. Bunu her incelemede özellikle belirtiyorum çünkü benim elim terliyor ve eminim eli terleyen başka kullanıcılar da var. Bu kullanıcılarda touchpad terli elle kullanılabiliyor mu diye merak ediyor. Bu bağlamda bunu özellikle test ediyoruz. Cihazın portlarına geçelim. Sol kısımda bir adet combo jack mevcut. Yine burada bir adet Type-C USB port var. Bu aynı zamanda Thunderbolt 4 desteğine sahip ve hızlı şarj özelliği mevcut. Burada yine bir adet Thunderbolt 4 destekli USB Type-C portu olduğunu görüyoruz. Yine güç girişi de cihazın sol kısmında yer alıyor. Sağ kısma baktığımızda bir adet USB 3.2 Gen 2 Type A portu olduğunu görüyoruz. Burada yine USB 3.0 hızında çalışan bir SD kart okuyucumuz mevcut. Test ettiğimizde de 93 MB saniye okuma ve 85 MB saniye yazma hızına ulaştık. HDMI 2.1 portunun da sağ kısma konumlandırıldığını görebilirsiniz. Cihazın içini açıp teknik özelliklerine daha detaylı bir biçimde bakalım isterseniz. Alttaki kapağı kolayca sökebiliyorsunuz. Yekpare bir kapak mevcut. Cihazın içini açtığımızda 3 adet fan olduğunu görüyoruz. Aşağıdan ve yukarıdan hava alımı mevcut. Sıcak hava ise yanlardan dışarı veriliyor. Fanlar yükte sesli çalışıyor ki birazdan ses testini de sizlerle paylaşacağız. Boşta ise kabul edilebilir düzeyde olduğunu belirtelim. Isı çemberli bir soğutma sistemine sahip sistem ve bu soğutma sisteminin altında Raptor Lake işlemci yer alıyor. Intel Core i9-13950HX modelini kullanmış MSI bu cihazda. İçerisinde 8 performans, 16 tane de verimlilik çekirdeği mevcut. Toplam işlem birimi ise 32. Bu işlemcinin 2.2 GHz temel, 5.5 GHz de boost frekansı mevcut ve işlemci
işlemciye 64 GB DDR4 5600 MHz bellekler eşlik ediyor. Bunlar iki tane 32 GB modül halinde ve SK Hynix marka. Tam modül kodunu makalede bulabilirsiniz. Yine toplam yuva sayısının da 2 adet olduğunu belirtelim. Tabii hemen şöyle bir soru gelebilir aklınıza. 2 yuvada dolu bu bağlamda ben bu cihazın kapasitesini 64 GB'ın üstüne çıkartabilir miyim? Evet, çıkartabilirsiniz. Piyasada tek modül olarak 64 GB bellekler mevcut. Bunları da cihaza takıp toplam kapasiteyi 128 GB'a kadar çıkartabilirsiniz. Gelelim tasarımcılar için en önemli olan bileşenlerden bir tanesine, ekran kartı. Cihazın içerisinde RTX 4070 laptop ekran kartı mevcut. 8 GB GDDR6 bellekle geliyor ve Dynamic Boost sayesinde 90 Watt'a kadar güce çıkabiliyor. RTX 4000 serisinde DLSS 3 desteği olması bir başka artı. Öte yandan harici ekran kartını kullanabilmek için cihazı MSI Center içinden Extreme Performance moduna almanız gerektiğini ve cihazın güce bağlı olması gerektiğini de belirtelim. Tabi dilerseniz harici GPU'yu tamamen kapatabiliyorsunuz. Bu sayede dahili Intel GPU'ya geçiş yapıyorsunuz ve pil ömrünü de artırabiliyorsunuz. Depolamaya baktığımızda 2 TB NVMe PCI Express 4.0 SSD yer alıyor cihazın içerisinde. Samsung marka SSD'nin performansını test ettiğimizde 6444 MB saniye okuma ve 4839 MB saniyede yazma hızına ulaştık. Öte yandan burada önemli bir artı dikkatinizi çekiyor. Cihazın SSD desteği PCI Express 5.0, yani ileride daha da yüksek performanslı SSD'lere rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. Cihazda aynı zamanda Wi-Fi 6E desteği var. 6E ile birlikte 6 GHz Wi-Fi desteği geldi. 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz ağlara bağlanabiliyorsunuz. Ve AX211 kodlu bu modül bize 2.4 Gigabit hız sunabiliyor. Yine Bluetooth 5.3 desteğini de beraberinde getirdiğini belirtelim. Bataryaya baktığımızda 90 Watt saat 4 hücreli bir batarya mevcut. Birazdan batarya performansına da değineceğiz ama gelin bir de yazılım özelliklerine bakalım. Cihazda Windows Hello ve parmak izi kilidi mevcut. Yani iki farklı güvenlik mekanizması mevcut ki bu tasarımcı cihazı için önemli bir detay. Zira cihaza yetkisiz kişiler erişmeye çalışırsa iki farklı sistemle cihazı güvenlik altına alabiliyorsunuz. Windows Hello sayesinde cihazın karşısında siz olmadan Windows'un kilidi açılmıyor. Benzer şekilde bunu parmak iziyle de destekleyebilirsiniz. Cihazın bütün özelliklerini kontrol etmek için MSI Center uygulaması geliyor. Uygulamanın içerisinde Hardware Monitoring bölümü var. Yani burada anlık işlemci kullanımını görebiliyorsunuz. Benzer şekilde disk, ekran kartı ve bellek kullanımlarını da görmek mümkün. Yine istediğiniz uygulamalara öncelik atamanızı sağlayan Smart Priority diye bir özellik de MSI Center içerisinde yer alıyor. MSI Center altından cihazın kullanım senaryosuna uygun seçenekleri seçebiliyorsunuz. Örneğin Smart Auto var, fan kontrollerini yapay zekaya devrediyor. Extreme Performance ise sistemin en yüksek performansı verdiği mod. Bu modda fan hızının da yükseldiğini belirtmemizde fayda var. Öte yandan daha dengeli bir mod istiyorsanız Balance modu devreye alabilirsiniz. Fakat sessizliğe ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda da Silent modu açabilirsiniz. Son olarak bir de Super Battery modu var. İsminden de anlaşılacağı üzere pil gücünün en iyi olduğu senaryo Super Battery modu. Yine harici GPU kapatma özelliği de MSI Center altında yer alıyor. GPU switch altından harici ekran kartını tamamen kapatıp sadece dahili GPU ile çalışabiliyorsunuz. Yine MSI Center altında True Color mevcut. True Color MSI'nin önceden hazırladığı hazır renk ayarlarını kullanmanızı sağlıyor. Ya da dilerseniz yine True Color altından kendi renk ayarınızı da yapabiliyorsunuz. Yine Smart Image Finder diye bir özellik eklemiş MSI. Bunun da aramanıza benzer resimler çıkartan bir uygulama olduğunu belirtelim. MSI Center altında daha birçok özellik mevcut. Bunları makalede bulabilirsiniz. Dilerseniz biz testlere geçelim. İlk testlerimizden bir tanesi klavye sıcaklık testi. Call of Duty Modern Warfare 2'yi oynarken WASD tuşları 42.2 derecedeydi. Klavyenin ortasındaysa 47.9 derece ölçtük. Bu esnada touchpad 32.3 derece ve Enter tuşu da 38 dereceydi. Sol üst bölgedeki sıcaklığı ölçtüğümüzde ise, ki burası arka hava çıkışına denk geliyor, 52.6 dereceyi gördük. Sıra geldi ses testine. Call of Duty Modern Warfare 2 ile test ettiğimizde 53.8 desibel gürültü seviyesine ulaştık. Sistem boştayken de 40 desibel elde ettiğimizi belirtelim. Peki batarya performansı nasıl? PC Mark 10 ile modern ofis modunda bir pil testi gerçekleştirdik. Öncelikle profili MSI Center altından Super Battery moduna aldığımızı belirtelim. Klavye ışığını 3. kademeye ve yine güç verimliliğini de en üst seviyeye aldık. Wi-Fi ve Bluetooth açıkken yaptığımız testte ekran parlaklığı ve ses seviyesi de %50 idi. Sonuç olarak 4 saat 41 dakikalık bir kullanım elde ettik.
Bir başka testimiz de AIDA 64 kararlılık testi. Profili ekstrem performans moduna aldık ve 20 dakika boyunca sistemi test ettik. İşlemci tam yükte 98 dereceyi gördü ve %26 oranında da throttling tespit ettik. Cihazın performansına bakmak için başka testler de çalıştırdık. 3D Mark Firestrike bunlardan bir tanesiydi. Burada cihazın ekran kartı 27210 puan elde etti. Fizik skorumuz ise 33724 oldu. Birleşik skor ise 8109 oldu. 3D Mark Firestrike'ı kendi bilgisayarınızda da çalıştırıp bilgisayarınızla bu cihaz arasındaki performans farkına daha net bir biçimde bakabilirsiniz. 3D Mark'ın içerisinde bir de Time Spy testi mevcut. Burada da 11089 puan grafik skoru elde ettik. Sonrasında da Blender Cycles testini gerçekleştirdik. Monster testinde 173.3, Classroom'da 69.7 ve Junkshop'ta da 102.3 puan elde ettik. Cinebench R20 performansını da merak ediyorsunuz. Bu testte işlemcimiz minimum 88, ortalama 95, maksimumda da 101 derecede çalıştı. Bu testin sonucunda çok çekirdekte 23.643 puan elde ederken tek çekirdekte de 1724 puan aldık. Cinebench R23 ile de test ettik. Bu testte de 27.797 çok çekirdek performansı ve yine 1806'da tek çekirdek performansına ulaştık. Geekbench 5 ile test ediyoruz. Bu test esnasında işlemcimiz minimum 82, ortalama 93, maksimumda da 102 dereceyi gördü. Testin sonucunda çok çekirdekte 17.420 puan, tek çekirdekte de 1808 puan ulaştık. Handbrake ile video dönüştürme testi de yaptık sistemde. Bu test esnasında da işlemcimiz minimum 80, ortalama 94, maksimum 97 dereceyi gördü. Testimiz 4 dakika 21 saniyede tamamlandı. Peki nasıl bir test gerçekleştirdik? 4K çözünürlükteki Tears of Steel filmini Handbrake'in varsayılan profiliyle 1080p'ye dönüştürdük. Siz de bu testi kendi bilgisayarınızda rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. V-Ray ile testlerimize devam ediyoruz. Bu testten de 14.944 puanı elde ettik. V-Ray CUDA performansının ise 1183 olduğunu belirtelim. Budget Bench'in Premiere Pro testini de çalıştırdık. Bu testten de 683 puan elde ettik. Yine Spec Workstation testleri de yaptık cihazda. Bunun detaylarını makalede bırakıyorum. Zira Spec Workstation'ın içerisinde çok fazla test mevcut. Bunların içerisinde Maya, 3ds Max, Katya, Creo, Siemens NX ve Showcase testleri de mevcut. Son olarak Premiere Pro ile bir de video dönüştürme testi yaptık. Daha önce yaptığımız bir testi. Yine benzer şekilde 4K Tears of Steel filmini YouTube 1080p formatına dönüştürdük. Bu işlemde bu cihazda sadece 1 dakika 40 saniye sürdü. Bu bir oyun bilgisayarı değil fakat oyun testleri de gerçekleştirdik. Varsayılan çözünürlükte yani 2560x1600 çözünürlükte Red Dead Redemption 2 ile testlerimize başladık. 1600p ultra ayarlarda minimum 4, ortalama 55, maksimumda da 142 FPS'ye ulaştık. Test esnasında ekran kartımız 76, işlemcimiz de 84 dereceydi. Bir sonraki testimiz Cyberpunk 2077 Ray Tracing Ultra'da DLSS'de Auto modunda minimum 5, ortalama 41, maksimum 95 FPS elde ettik. Oyunda DLSS 3 desteği de mevcut. Bu balonda DLSS 3'ü devreye alıp tekrar test ettiğimizde minimum 7, ortalama 61, maksimumda da 200 FPS'ye ulaşmayı başardık. Returnal ile de test ettik sistemi. 1600p epic ayarlarda ve ray tracing'de açıkta minimum 28, ortalama 41, maksimumda da 61 FPS'ye ulaştık. Returnal'da DLSS 3 desteği de mevcut. DLSS 3'ü devreye aldığımızda da minimum 52, ortalama 73, maksimumda da 87 FPS'ye ulaşmayı başardık. Bu testte de ekran kartımız ortalama 80, işlemcimiz ortalama 89 derecede çalıştı. Call of Duty Modern Warfare 2 son testimiz. 1600p ekstrem ayarlarda ortalama 56 FPS elde ettiğimizi belirtelim. Bu testte de ekran kartımız ortalama 79, işlemcimiz ortalama 94 derecede çalıştı. Bütün bu testler ışığında cihazın artıları ve eksileri neler? Bunlardan da bahsedelim. Öncelikle cihazda RTX 4000 serisi ekran kartı sayesinde DLSS 3 desteği mevcut. Özellikle varsayılan ayarlarda oyunlardan düşük bir performans alıyorsanız DLSS 3'ü devreye alıp kare oluşturma sayesinde yüksek bir FPS değerine ulaşabiliyorsunuz ki DLSS 3 destekli oyunların sayısı gün geçtikçe artıyor. Yüksek tazelama hızına sahip yani 165 Hz'lik ekran bir başka artı, yine panelin yüksek renk doğruluğuna sahip olması da bir başka artı olarak listeye geçiyor. Dokunmatik ekran olmasına da artı verebiliriz. Yine SteelSeries tasarımı, her tuşun kendine ait RGB aydınlatması olan klavyeye de artı verebiliriz. Ses performansını beğendiğimizi özellikle belirtelim, bunu da artı listesine koyuyoruz. Thunderbolt 4 desteği de yine artılar arasında. Tabii ki cihazın şık tasarımı da bir başka artı. Alüminyum kasa gerçekten hoş olmuş.
Peki eksiler neler? İşlemci yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Evet, yaz aylarındayız ve yeni taşındığımızdan dolayı ofisimizde bir klima yok. Fakat buna rağmen cihaz biraz daha serin çalışabilirdi açıkçası. Tabii ki bu sıcaklık beraberinde bir başka eksiği de getiriyor. O da fan sesi. Fanlar sıcaklıktan dolayı yüksek ses seviyelerine çıkabiliyor ki o değerleri de az önce sizlerle paylaştık. Cihaz tasarımcılar için tasarlanmış fakat oyun oynamak isteyenler için 2560'a 1600p panel ekran kartına biraz fazla yük bindirebiliyor. Bu bağlamda oyun performansının mükemmel olmadığını belirtelim. Oyun oynayacaksanız DLSS 3 destekli oyunlarda DLSS 3'ü açmanıza fayda var. Son olarak cihazın ve adaptörün ağırlığıyla birlikte taşımanız gereken değer 3.6 kilograma çıkıyor. Bu da bazı kullanıcılar için sorun teşkil edebilir açıkçası. Evet, bugün sizlerle birlikte MSI'ın tasarımcılar için piyasaya sürdüğü Creator Z17HX Studio A13 VGT modelini inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.